Her ne kadar bazıları İslam'a referanslarla kadının hayata aktif katılımını engellemeye çalışsalar da biz Alıyorum Kur'an'a şey baktığımızda şey verecek misiniz hatta arkadaşlar? Peygamberimizin yaşadığı dönemi anlatan malzemeye baktığımızda Aldım. böyle bir engelin olmadığını görüyoruz. Kur'an'da tek bir ayette bile kadının herhangi bir işi yapamayacağını, erkeklerle aynı ortamda bulunamayacağını söyleyen bir ifade yok. Tam aksine ifadeler var. Mesela Hazreti Musa'nın başka işte kadınlarla konuşması var. Onun bir örneği var. Hazreti İbrahim'in misafirleri geliyor. Eşi orada onların yanında bulunuyor. Onların konuşmalarını dinliyor, reaksiyonda bulunuyor. Yani Kur'an'da yasak olmamasının yanında kısacası bunları anlatan ifadeler de kadın erkek karışık olabileceğini söylüyor. Diğer taraftan Peygamberimizin dönemin anlatımlarına bakarsak işte Şifa Hanım diye anlatılan bir hanım var. Hemşirelik, doktorluk mesleklerini o dönemde icra ediyor. Ticaret yapan hanımların anlatımı var. Berber olup erkekleri tıraş eden hanımların anlatımı var. O dönemde kumaş üretimi, çobanlık, deri üretimi, deri ticareti yani o dönemde ne meslek varsa kadınlar onu yapmışlar. Fakat şunu görüyoruz. Peygamberimizin vefatından kısa bir süre sonra camide, toplumsal hayatta aktif olan kadın bir yandan evin içine kapanmaya çalışılmış. Ve de ne yazık ki bu İslam'a atıfla yapılmaya çalışılmış. Sanki dinde böyle bir sorun varmış gibi gösterilmeye çalışılmış ve kadınlar evet kapanmaya çalışılmış. Bundan kimi Müslümanlar rahatsızlık duymuşlar, bununla ilgili ifadelerde bulunmuşlar ama yani bunu da destekleyen, kadın eve kapamaya çalışan zihniyette oldukça başarılı olmuş. Ne yazık ki, ne yazık ki başarılı Maalesef olmuş. ki. Ama dediğim gibi yani Kur'an'da bizim için önemli olan şey şu. Bir konuda Kur'an'da bir yasak yoksa o zaten olabiliyor demektir. Bu olabiliyor mu diye aramamıza gerek yok. Yani şurada siz pide yapıyorsunuz. Pide yemek helal mi diye Kur'an'da bir şeye bakmamıza gerek yok. Yani pide diye bir haram yoksa bu helaldir. Kur'an'da neler haram olduğu belli. Siz bir şey çalarak yiyorsanız haramdır. Veyahut da ne bileyim domuz eti veya leş hayvan, Allah'tan başkasına ne bileyim putlara adınan yiyecekler gibi bir şey varsa o haramdır. Ha bunun dışında pide bunlardan biri mi? Değil. Otomatikman yiyebilirsiniz. Domates, patates, ondan sonra ne bileyim patlıcan helal mi diye bir ayet aramanıza gerek yok. Yasaklanmamışsa olabilir. Ha, kadınlarla ilgili de Kur'an'da aktif olarak hayata katılmalarında, eğitimde, siyasette, sanatta, ticarette yer almalarının engel hiçbir ifade yoksa bu otomatikman olacağının yeterli göstergesidir. Aslında bir ifade de aramaya gerek yoktur. Ama ifade arayanlar için Peygamberimizin dönemindeki bu